Yasemin, biraz sonra gidelim istersen. Biraz daha oynasınlar, çok mutlular. Öğretmenim, Merve'nin boynu kanıyor. Ne oldu sana? Top çarptı öğretmenim. Geldim, başına örneği parmaklarımla burun kanatlarına bastır. Biraz bekleyelim. Neden kafasını öne eğiyoruz öğretmenim? Eğer kafasını eğmezsek kan yukarı doğru akarak yemek borusuna ya da soluk borusuna kaçabilir. Yemek borusuna kaçarsa midemizi rahatsız eder. Soluk borusuna kaçarsa nefes almamızı güçleştirir. Dur canım, acele etme. Burnunu silmeye ya da sümkürmeye çalışma. Çünkü bu gibi durumlarda kanın durması için burnunu sıkıştırıyor ve 10-15 dakika boyunca bekliyoruz. Eğer kan hala durmadıysa bir 15 dakika daha bekliyoruz. Ayrıca çocuklar kan durduktan sonra oluşan fıhtının yerinden oynamaması için 4 ila 6 saat boyunca kesinlikle burnumuzu sümkürmüyoruz. Tamam mı canım? Burnumuzun içine neden kağıt mendil tıkmıyoruz? Hayır, burun kanamalarında herhangi bir şey koymuyoruz. Gerekirse doktor koyar, ona da tampon deriz. Merveciğim, çek bakayım elini, geçti mi kanama? Akmıyor, durdu galiba. Tamam canım, geçmiş olsun. Eğer kanaman devam etseydi, 20-30 dakika boyunca devamlı kanasaydı, yine başın önde, elin burnunda seni en yakın sağlık kuruluşuna gönderecektik. Çocuklar yardım edin, Merve elini yüzünü yıkasın, sonra da biraz dinlenin, tamam mı? Tamam. Siz de ilk yardımı öğrenebilirsiniz.